Ya veriyorum. Merhabalar, iyi haftalar diliyoruz. Ben Orkun Gödek. Sevgili Mert Yılmaz'la birlikte uzun bir aranın ardından okulların açıldığı bir İstanbul trafiğinde. Hoş geldin abi. Eyvallah, hoş bulduk. İyi haftalar. İyi ki geldin. Biraz endişeyle bekledim seni açıkçası ama. Vallahi benim hatam tamamen yani. Hayır canım. Daha doğrusu teknolojiye barışık olmamamın getirdiği bir... Senin hiçbir hatan yok. Bu şehrin hatası. Yok yok. Bu şehri kötü kullanan bizlerin yani hatası. Yani binaya girmek üzere manevra yaptığımda kendimi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne girerken görünce biraz tedirgin oldum ama neyse. Sonra bir daha döndüm. Binayı gördüm ama yolun karşısında kaldım. Sonuçta geldik, sıkıntı yok. Gerçekten ben de gergindim. Rejideki arkadaşlar da gergindi. Neyse ki hallettik. Mert Yılmaz'a ulaşmak kolay değil. Kolay değil, onu biliyoruz. Farkındayız. Bilincindeyiz. Bugün sevgili Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle olacak. Orta vadeli programı konuşacağız. Aslında biraz tabii yayın sarktı bir 10-15 dakika kadar. Cumhurbaşkanı konuşuyordu. Ama öncesinde, her şeyden önce konuşmamız gereken kadın milli voleybol takımımız var. Avrupa şampiyonası 3. oldular. Çok mutluyuz, gurur duyduk. Çok genç, güler yüzlü, arkadaşlık olan bir ekip. Ben yani şunu çok önemsiyorum. Ne iş yaparsan yap, istersen bir bakkal işlet, istersen bir kurumsal bir yerde şey yap, çalış, istersen bir takım, spor. Yani insanlar içeride mutsuzsa, anlaşamıyorlarsa, birbirlerinden nefret ediyorlarsa orada asla bir başarı yok. Tabii canım, mümkün. Yani hakikaten yani paylaştıkları mesajlar, hep birlikteler, eğleniyorlar falan, o üçüncülükten sonraki o videoları falan. Hakikaten bu bir de spordaki şey, sen de şimdi artık bir yöneticisin Galatasaray'da. İyi ki de oradasın bu arada. Şimdi bir de jenerasyon işi biliyorsun. Transfer var mı diye soracak mısın? Hayır, onu hemen yansıtıyor da devam edeceğiz. Saat 11'de edebiliriz. Bir de jenerasyon işi. Belli ki güzel bir jenerasyon yakalanmış. Kesinlikle. Ben hafta sonu biraz okudum. 20 yıllık bir yatırımın sonucu olduğundan bahsediliyordu. Ve enteresan hikayeler var takımın içinde. Çok. Hepsini tebrik ediyoruz tek tek. Ya ben kendi adıma tebrik ediyorum. İstersen sen de şey yap, ondan sonra da biz kendi alanımıza dönelim. Vallahi yani uzunca süredir Türkiye'nin gündemine oturmuş en güzel başlıklardan bir tanesi. Hep söylediğim, bir daha söyleyeyim. Özellikle bir başarının ve bir sportif başarının bir kadın takımından geliyor olması çok daha anlamlı benim için. Gene söylediğim, bir daha söyleyeyim. Bu kadar yatırımın yapılmış olduğu spor alanlarında hiçbir başarı elde edilemezken çok daha düşük bütçelerle yapılan işlerin bu kadar başarılı oluyor olması da herkese, aslında spor yöneticilerine başka bir mesajı beraberine getiriyor. Ama ülkenin yangınlarla uğraştığı, sellerle uğraştığı, özellikle o günlere çok büyük moral kaynağı almışlardı. Başta sporcu kardeşlerimiz olmak üzere teknik heyete, federasyona, bütün bu başarıda emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim kendi adıma. Ülkeye büyük bir keyifle, yani insanların günlük hayatlarını maçın saatine göre dizayn ettikleri birkaç günü yaşadık. Gönül altın madalyayla dönmelerini isterdi. Aslında yapabilecekleri de bir şeydi bence. Bazen olur. Yani gençlik de bence orada bir şey, unsur. Çok genç bir ekip, 20'li yaşlarda. Aynen. Ama üzerine koyarak gideceklerinden hiç şüphem yok. Çok da uzun olmayan bir süre içerisinde inşallah altın madalyayla Türkiye'ye başka bir turnuvadan gelecekler. Bu arada erkeklerde de bir şey var. Turnuva devam ediyor. İnşallah oradan da iyi sonuçlar gelir. Ülkenin gerçekten iyi haberleri, yüzümüzü güldüren haberleri ihtiyacı var. Bu vesileyle bir kez daha kadın voleybol milli takımına, Mustafa Kemal'in çocuklarına, torunlarına bir kez daha teşekkür ederim. Yüzümüzü bir kez daha güldürdükleri için. Evet, evet. Tabii birkaç tane de değinmemiz gereken konu var bence. Bir tanesi şu. Vakıfbank'a, Eczacıbaşı'na, Fenerbahçe'ye, başta olmak üzere altyapıya, voleybol tarafına yatırım yapan, gerçekten spor kulübü ismiyle hareket eden tüm takımlara da bir kere teşekkür etmek lazım. Bu bir. İkincisi, bence benim şahsi düşüncem, bazı yabancı antrenörler, teknik direktörler bir bakış açısı, bir mentalite getiriyor. Mesela futbolda Derval'in katkısı, işte baskette Obradovic'in katkısı, işte voleybolda Guidetti'nin katkısı falan. Ya yani bunları da önemsemek lazım. Oradaki düşünce yapısı, yaklaşım, buradaki Türk antrenörlerle, arkadaşlarla birleşip, harmanlaşıp onlar da başka jenerasyonlara aktardığında bu böyle elden ele bir zincirleme bir şey. Mesela futbolda biz uzun süredir bunun tıkandığını görüyoruz. Çünkü futbolda bence profesyonellik başka bir anlam yüklendi. Yani profesyonellik sadece
masanın üstüne konan kontrat ve elde edilen para olarak düşünmeye başlandı. Profesyonellik her alanını kapsayacak bir şey. Yani kendi hayatından, sosyal hayatına, topluma örnek olmaktan, sportif başarıya kadar, ekip olmaya kadar. Maalesef bizim ülkemizde ve gene maalesef futbol tarafında bir spor kültürümüz yok, skor kültürümüz aynen var çünkü. Öyle. Yani sonunda ne olursa olsun senin tuttuğun ya da rakip takımın sonunda herkes tabelaya bakıyor ve skorboardda yazan şeye göre, sonuca göre bir yorum yapılıyor. Sonra kimse iyi oynadığına, kötü oynadığına, bir taktiğe, bir taktik disipline, bunun devamına kimse bakmıyor. Ve onun için de zaman zaman Türkiye'ye gelen çok da önemli isimler, işte Mancini gibi, Del Bosque gibi, Aragonés gibi, daha geriye gidecek olursan Hiddinkler falan, çok da başarılı olamadan ve bunlar ya bunlar toptan anlamıyor diyerek bir de. Yeniköy kasabı dedik ya Del Bosque'ye. Aynen öyle. Yani adam İspanya'yla neler yaptı. Şey olmadan ne derler, gidiyorlar ve bir de şunu da söyleyeyim, çok da uzatmayayım bu konuyu. Ya şöyle bir hikaye var, bugünlerde de yaşanıyor bunlar. Efendim işte parasını almasın, vazgeçsin, gitsin. İşte niye vazgeçecek, gidecek ben anlamadım şimdi. Yani sporcu gelip kulüp yöneticisinin kafasına silah mı dayamış bana, illa bu parayı vereceksin, ben bu takımda oynayacağım diye. Hayır, dolayısıyla senin yönetici olarak yapman gereken o sözleşmeyi doğru yapman. Dolayısıyla kendi sportif gelişimi açısından gidip sporcu kimliğini, sporculuğunu devam ettirmesi doğrusudur. Ama bunu yapmıyorsun diye kimseyi ifşa etmek, toplumun önüne atmak, taraftarın önüne atmak doğru bir şey değildir. Ama yani gerçekten futbol iyiden iyiye bence Türkiye çok kötüye gidiyor. Yani milli takımın oynadığı futbol, aldığı skorlar, mesele galip gelmek ya, gelmemek. Kulüp takımları da öyle. Avrupa'daki maçlara baksana abi. Yani kimlere ne kadar zorlanılıyor. Hepsi bu arada. Aynen öyle. İnşallah bir futbolu yöneten, futbolun içinden gelmiş, aklı selim insanların yönettiği bir yapı tekrar kurulur. Uzun soluklu, biraz sonra konuşacağımız orta vadeli plan gibi belki bir uzun vadeli plan hayata geçer ve tekrar o eski günlerdeki, en azından zaman zaman da süreklilik arz etmese de yaşadığımız o keyifli başarılara döneriz. Maalesef gözüken o ki belki de önümüzdeki sene bugünkü ligin şampiyonu direkt Şampiyonlar Ligi'ne bile gidemeyecek. Bu bambaşka bir döngüyü ekonomik açıdan da kulüpler açısından beraberine getirecek. Maalesef öyle, dediğin gibi tekrar tebrik ediyoruz. Gururluyuz, emeklerine mutluyuz. Sağlık hepsinin. İnşallah bu arkadaşlıkları, mutlulukları daha önce başarıları getirecek diyelim. Biz bir hafta dinlendik sonunda. Yani ne kadar dinlenebildik bu gündemde, en azından kendi adıma çok şey yapmıyorum ama. Vallahi bendeki bilgiler senin gayet dinlendiğin yönünde. Ama epey bir şey birikti, konuşmamız lazım. İstersen dünün en sıcak mesajımı haberi. Pas geçeceksin anladığım kadarıyla. Yok öyle bir şey. Hiç de dinlenemedim yani, hiç öyle bir şey yok. Orta vadeli programla dün bir pazar günü, pazar akşamı karşılaştık. Ve Türkiye'de her şeyi bir kerede yarım saat içerisinde harcadığımız, konuşup tartıştığımız gibi yani iyi ya da kötü beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama ortada devletin açıkladığı bir bence bir emek var. Tabii ki. Bunlar akşamdan sabaha çıkan şeyler değil. Bunu da yine sosyal medyada yarım saat içerisinde harcadık. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama biz daha böyle harcamadan daha mantıklı tarafına yaklaşarak olayları incelemeye çalışalım. Yeni ekonomi programı dendi, OVP dendi falan. Yine eski adına dönmüş, orta vadeli program olmuş. Ben bir kere şunun başında hazinenin kendi sitesinde yer alan çok kısa bir şey okumak istiyorum müsaadenle. Estağfurullah. Çünkü orta vadeli hedef, program, şu bu hepsi böyle birbirine girmiş durumda. Yani bunlar böyle kavram karmaşası yaşıyoruz. Bak hazinenin sitesinde diyor ki abi, orta vadeli program bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürme suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır. Ne diyor? Aslında bu bir yol haritası. Tabii. İlk önce bunun bir yol haritası olduğunu, bunun bir temenni olduğunu, buraya yani devletin gitmek istediği şeklinde. Niyetinin bu olduğu. Niyetinin bu olduğu şeklinde. Bu bilinçle olaya yaklaşmak bence orta vadeli program kapsamında ilk bununla bir başlayalım. Ya, bu.
İzninle bir şey ekleyeyim. Tabii. Bu söylediklerine çok haklısın. Ama bir takım eleştirileri getiren insanların çok büyük haklılık payı var. Çünkü bugüne kadar ortaya konmuş bu ve buna benzer. Bu derken bu açıklanan orta vadeli programı söylemiyorum. Geçmiş orta vadeli programlar o kadar zaman zaman realiteden kopuk ya da yakalanma başarısı, başarı yüzdesi o kadar düşük programlar oldu ki ister istemez insanların pek çok konuda olduğu gibi burada da bir temkinli yaklaşım ya da bir güven sorunu var. Ama kendi ifademle söyleyeyim, en azından tek cümleyle söyleyeyim, hayal edilen ama ulaşılması bugünün Türkiye'si çok zor olan, sadece %5'lik şu enflasyon hedefinden 2024 yılına kadar vazgeçilmiş olması bile bence başlı başına bir daha rasyonel, ayakları yere basan, gerçeklerle yüzleşmiş bir politika setinin olduğunu bana gösteriyor. Elbette ki dün akşam saatten bu saate kadar ben de üzerine çok çalıştım. Sen benden çok daha çalışmışsındır. Matematiksel olarak tartışılacak, eleştirilecek, metrik olarak çok fazla şey vardır. Eleştiri de vardır. Farklı görüş de olacaktır ama genel hatlarıyla biz de kendi dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz. Yok, ben sadece yani elbette eleştiri olacak ama yani bunun bir yol haritası olduğunu, yani gidilmek istenen hedefin yani nasıl şekillendirmek istendiğine dair niyet olduğunu en başta anlatarak hikayeye başlamak istedim. Yani çoğu insan bunu bilmiyor mesela. Yani şey gibi oluyor ondan sonra. Yani en basit örneği, şirketler de bütçe hazırlıyor. Tabii. Siz de hazırlıyorsunuz. Tabii, tabii. Biz de hazırlıyoruz. Hatta 3 senaryolu hazırlıyorsunuz değil mi? Evet, biz de temel kendimiz senaryo, projeksiyon iyi senaryo, kuruyoruz. Kötü senaryo diye. Ama onun içerisinde herkes önce biraz iyimser yaklaşıp değil mi bir şey oluşturmaya çalışıyor. Yani sonuçta kimse gelecek yıla çok kötü bir bütçe hazırlayıp hazırlasa da geçmez zaten. Ya öyle bir dünya yok. Ya bu devlet yapısını da öyle düşünmek lazım. Elbette ki devletin yönlendirmeleri çok daha makul ve ulaşılabilir olmalıdır. Buna bir şey demiyorum. Ama bence burada biraz kavram karmaşası da yaşıyoruz. O nedenle öyle bir giriş yapmak istedim. Biraz sonra Erhan Hoca ile detaylı konuşacağız ama biz önden bir seninle bir istersen giriş yapabiliriz. Memnuniyetle. Benim ilk gördüğüm, önce şunu söyleyeyim. Orta vadeli programın ben yılda iki defa, 6 ayda bir yayınlanmasından yanayım. Bunu daha önce de anlatmıştım. Evet. Yılda bir defa, onu da bir kere şuna teşekkür ediyorum. Eylül'ün sonuna kaldığını da gördük bunu. Kesinlikle. Zamanlama olarak bir teşekkür hak eden bir program. Kesinlikle. Bu. Çalışan herkese teşekkür ederim. İyi ki Eylül'ün başında bu işi hallettiler. Çünkü Eylül ayı denmişti. Söylediğin gibi Eylül'ün sonuna da kalsa kimsenin bir şey diyecek hali yoktu. Bu yani. Sonuçta devletin yani teknik kadroların hazırladığı bir şey. Bunun böyle toplantıyla lanse edilip edilmemesi kendi kararlıdır ama ben mesela dün Resim Gazetesi'de yayınlanmasında hiç de rahatsız olmadım. Sonuçta çalışacak olan, üstünde kafa yoracak kesimin kimden uğraşacağı belli. En böyle hiç alakası olmayan vatandaşı dahi kalkıp böyle hani kafa yoracağı bir konu değil. Onu da söyleyeyim. Ben 2000 tabii şimdi yılın sonunda doğru açıklanan bir şey olduğu için bu yıla dair tahminler biraz realist oluyor. Bundan sonrakiler ise tabii birazcık daha iyimserlik, doğru, o anlattığımız yol haritasıyla harmanlanıyor. Gördüğüm benim ilk etapta yani bu sene iyi büyüdük, hızlı büyüdük. Bunun da baz etkisinde katkısı vardı falan. Ama 2022 ile birlikte birazcık daha işte tüketimin dengeleneceği, eskiye döneceğimiz. Eskiden hani bizim trend büyümemizin %4,5-5'lerde olduğu ama son yıllarda kaybettiğimiz 3,5-4'lere doğru gerilediğine daha çalışmaları olduğu. Potansiyeline geri dönecek. Belki bir miktar üstünde olacak. Isınma demeyeceğin ama demeyeceğin. Bir miktar üstünde. İşte cari açık gerçeğinin kabul edildiği ama yönetilebilir seviyelerde öngörüldüğü. İşte seyahat gelirlerinde falan kademeli toparlanma var. 30 milyar dolarlara doğru falan. İşsizlik yine çift hanelerde. Ama program sonunda 3 milyonluk bir şey istihdam yaratılması hedefleniyor. O biraz belki şey olabilir. Enflasyon çift tane bu sene Merkez Bankası'nın tahmininden de daha gerçekçi. En azından piyasadaki 16-17 aralığındaki beklentiler gözetilecek olursa çok daha gerçekçi. Ha, gelecek yıl pek hani yani şimdiki ortamla ben söyleyeyim bunun tutturulma ihtimali yok. Ama TL'de gerçekten bu son 2-3 ayda yakalanan stabilizasyonla biraz öngörülebilir politikalarla ve Merkez Bankası'nda artık çok ciddi böyle bir hata yapma payı da kalmadı, şansı da kalmadı. Daha böyle yönetilebilir bir süreç geçirebilirsek 2022'de daha sakin, hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. Şimdiki şeylerde, hani gelecek yılda da hatta 2 yıl içerisinde de, gelecek 2 yılda da çift tane enflasyonlar hemen hemen herkesin projeksiyonlarında, tahminlerinde zaten yer alıyor.
Ama büyüme tarafı bence çok olmayacak bir şey değil gibi duruyor. Keza bütçe tarafı, bütçe açığı tarafı, kademeli döviz borçlanmalarını azaltması ki Lütfi göreve geldiğinden beri bunu hep söylüyor. Daha TL iç borçlanma kapsamında. Orada senin dikkatini çeken faiz harcamaları, gideri, kalemi ayrıntısı var. Onu da konuşuruz birazdan Erhan Hoca'yla. İstersen sen dön şeylerini değerlendirmelerini yap. Sonra Erhan Hoca'ya dönüp merhaba diyelim. Hep beraber konuşalım üstüne. Valla yani birkaç dikkatimi çeken şey var. Bunlardan bir tanesi enflasyon önce. Gerek 2021 yıl sonu gerek 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin Merkez Bankası'nın yeni revize ettiği tahminden 2 puan yüksek çıkması bence ilginç. İkincisi demin söylemeye çalıştım. En azından 2024'e kadar burada bir %5'lik enflasyonu sadece oraya yazmış olmak için yazılmadığını görüyoruz. Büyüme tarafı işte piyasa yaklaşık 8'lerde bekliyordu. Onun biraz daha üzerine bir şey var. Tabii bu baz etkisi önümüzdeki sene başka bir terse etkiyi dönüyor. Yani gösterecek. Düşürücü yönde. Aynen. Negatif baskı şeyde hissettirecek kendisini. İşte ortalama 5-5,5 zaten ülkenin potansiyeli Sayın Albayrak'ın zamanında kendi ifadesiyle 4,5'lara kadar gelmişti. Biraz daha yüksekti. Dolayısıyla oralarda oraların bir puan üzerine bir şey var. Büyüme var. Yani sanki daha makul değil mi? Son 2-3 yılda gördüklerimize kıyasla. Aslında büyüme tahmininde çok bir şey yoktu. Yani o bir hatırlayacaksın. Berat Bey'in ilk şeye geldiği dönemde, göreve geldiği dönemde galiba 2,3-3,5'lar yani böyle bir vitesi küçülterek o ekonomideki patinaj çekme halinden kurtulma stratejisi vardı. O günün konjonktürü maalesef başarılı olamadı. Benim burada dikkatimi çeken şey şu çok fazla konuşuluyor ama orada atlanılan bir şey var. Onu bir söyleyeyim önce kendi adıma. 2024 yılında Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün yani ekonomisinin büyüklüğünün 1 trilyon doları aşacağı ve kişi başı milli gelirine yaklaşık 11.500 dolara geleceği söyleniyor. Yani sadece cümleyi bu kısmıyla okursan 1 trilyon ve 11.500 dolar kulağa iyi gözüken şeyler ama şunu hatırlatmakta fayda var. Türkiye ekonomisi 2013 yılında yaklaşık 950 milyar doları buldu. Yani 1 trilyona geldi. 2013 yılında 12.500 doları kişi başı milli gelir olarak teyit etti. Bu 1 trilyon dolar ve 11.465 dolar bu varsayımlar tuttuğu anda realize olabilecek bir beklenti aslında. Ümit ediyoruz ki tutar, yakalanır hatta daha ileri olur. Ama şunu söyleyeyim ve 2013'ten bugüne kadar yani 2020 yılı dahil hatta 21 dahil sürekli büyüyen yıllık bazda bir Türkiye ekonomisinden söz ediyoruz. Ona rağmen hedef tuttuğunda 2013 yılındaki kişi başı milli gelirinin yaklaşık 1000 dolar altında kalan bir Türkiye ekonomisi görüyoruz. Buradan çıkması gereken bir sonuç var. O da şu, büyüme elbette önemlidir, kıymetlidir, elde edilmesi gerekir. Ama o büyümenin kompozisyonu sürdürülebilirliği kadar fiyat istikrarı, enflasyon ve kur stabilizasyonunun Türkiye gibi bir ülkede ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir daha söyleyeyim, 2013'ten 2021 dahil olmak üzere büyüyen bir ülkede bugün, hatta 2020 söyleyeyim de tam veriyle olsun, 8.600 dolara indi çünkü. Sürekli büyüyen bir ülkede yaklaşık 4.000 dolar kişi başı herkesin cebinden çıktıysa bunun sebebi kur, daha doğrusu yüksek enflasyon ve bunun yarattığı tahribatla beraber kurdur. Onun için bu kur stabilizasyonu önemli. Benim açımdan dikkatçi yani iki şey çok önemsediğimi söyleyeyim. Erhan Hoca'ya da değinecektir buna. Bir tanesi yeşil dönüşümün orta vadeli programda yer alıyor olması bence çok önemli ve kıymetli. İkincisi çok teknik bir şey ama tekrar reel sektörün özel sektör tahvil ihracını canlandırması için tahvil garanti fonu oluşturulacağının mesajı ve kafamda reform paketinde de vardı. Evet, kafamda yıllardır gitmeyen iki tane soru. Türkiye acaba bu dönemde büyürken hem enflasyonu aşağı çekip hem cari açığını %1'lere kadar çekebilecek mi diyeyim. Bundan sonra ona da sabır. Bir şey söyleyeyim, sabır bu çok keyifli bir şeymiş yalnız hocaya soru sormak biliyor musun? Niye? Yıllar yani hangi hoca? İşte Erhan Hoca var bugün. Soruyorsun ya böyle. Hani sen söylüyorsun, hoca anlatıyor. Hocam. Ya. Acayip bir tat vermiyor mu insanı? Keyif vermiyor mu? Yani Erhan Hoca olunca daha bir başka oluyor. Eyvallah. O zaman merhaba diyelim. Hocam merhabalar, iyi haftalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Hocam iyi akşamlar, merhaba. İyi haftalar. Ben de bir yüzünü göreyim. Sizlere de çok mersin, sağ olun. Teşekkür ederiz, kırmadınız. Keyifle izliyorum, dinliyorum sizleri. Evet. Sorular hazır hocam. Şimdi dinleme sırası bizde hocam.
İpucu aldım biraz aslında sizin konuşmalarınızdan sorular hakkında. Evet. Hiç ihtiyacınız bile yok. OVP ile başlayalım hocam. Yani en ilk gördüğünüzde aklınıza gelen ne oldu? Yani ilk değerlendirmeniz ne? Ondan sonra da alt kırılımlarla sohbete başlayabiliriz. Şimdi bu orta vadeli programlar, planlar, yani ekonomi yönetiminin yol haritası diyelim, her ülkede, her ekonomide, ekonomik birimler için, bireyler için, firmalar için, ekonomiyle ilgili herkes için önemli bir şeydir, referanstır. Bunun artısı, eksisi, doğrusu, yanlışı konuşulabilir ama böyle bir, yani bize bir politika perspektifi sunar ve ona göre de herkes bireysel kararlarını alır, pozisyonlarını belirler. O açıdan önemlidir. Şimdi mesela ilk tespitim benim, yani uzun süre sonra herhalde ilk kez böyle pek de önceden planlanmayan, yani Eylül ayı diyebiliyorduk ama hani pazar akşamı o saatte geleceğini bilmiyorduk. Genelde hani önceden planlanır, basın toplantılarıyla falan duyurulur. Bence yani yine aslında bu önemli bir belge ise bütün ekonomik birimler için, bunun böyle bir belirlenen bir takvimle, belki yine bir toplantıyla sunulması, tartışılması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Birinci görüşüm. İkincisi, sevgili Orkun, sen de söyledin aslında, bu programların hani yılda bir kere Eylül ayında konuşulan bir çerçevede olması değil, yıl içinde belki iki, bence belki üç ayda bir. Yani çeyrek bu sonlarında. Hedefler, evet, nasıl gidiyor? Bir izleme değerini arttıracak bir önemde olur. Yani ne hedeflendi, nasıl gidiyor gibi. O açıdan her yıl Eylül ayının dışında da izlenen bir çerçeveyi oturtmak önemli. Ama yine sevgili Mert'in de söylediği gibi, bu kredibiliteyi arttırmak için de programın hedeflerini tutturması, ulaşması, yakınsaması da önemli. Mesela geçen yıl Eylül-Ekim ayında yıl sonu enflasyonu 10,5'lar civarında bekleniyor denirken 14,5 geldi. Yani çok büyük bir sapma. Hani şimdi 16, acaba yine benzer bir şey olur mu diye herkes sorabilir. O açıdan hani bu anlamda 3 ayda bir izlemek veya işte Merkez Bankası nasıl enflasyon raporu yayınlıyor, işte tutuyor, tutmuyor, tahminleri, gerekçelerini açıklıyor. Belki böyle ilerlemek, buraya ilgiyi çekmek ve politika perspektifini oluşturmak açısından da olumlu olabilir. Şimdi işin öncelikle hani bir olumlu gördüğüm yönlerini, sonra da soru işaretli gördüğüm yönlerini kısaca belki paylaşabilirim. Bir tanesi, yani öncelikle temel amaçlar, hani bu tür programlarda belirtilir. Hani oraya baktığımızda, yani mesela şuradan okumak istiyorum o temel amaçlarda. İşte enflasyon ve cari açık yaratmayan, işte bu hepimiz Türkiye'de sürdürülebilir büyüme için aslında en temel gerekliliklerden birisi. Yurt içi tasarrufları arttıran, yani altını çizdiğim noktalar, ağırlıklı yurt içi tasarruflara dayanan, ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan, ki bunu Mert de vurguladı, hani bu gerçekten şey, yeni ve çok önemli bir nokta. İstikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme tesis edilmesi. Aslında yani burada bahsedilen konular bugün dünyanın da hani çözüm aradığı veya burada ilerlemek istediği alanlar. İşte iklim krizi var. Buna uygun bir düzen kurmak gerekiyor. Bu krizi aşmaya yönelik. Burada vurgulanmış. Gelir dağılımı sorunları dünyada gittikçe artıyor. Hani bununla ilgili bir çözüm üretmeye çalışacağız deniyor. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin önündeki en büyük engeller enflasyon ve cari açıktır. Enflasyon, yani cari açık, kura baskı yaratan bir unsur, finanse edilmesi sorunlu olduğunda o kur baskısı enflasyonu, enflasyon faizi arttırarak eninde sonunda büyümeyi sekteye uğratıyor. O açıdan Türkiye enflasyon sorununu çözmeden, cari açıktaki yapısal değişimi sağlamadan sürdürülebilir güçlü büyümeye geçmesi çok kolay değil.
şunu vurgulamak istiyorum. Yani buradaki hedefler aslında doğru. Türkiye'nin başarması gereken tablo o açıdan. Ama bu genelde her yılda olur. Yani bu tür vurgular yapılır. Bu tespitlerin yine olduğunu görüyoruz. Ama mesela gelir dağılımı ya da bu yeni yeşil düzen, iklim değişikliğine yönelik hamlelerin daha detaylandırılması oldukça olumlu bence. Bunun dışında yani bu genel çerçeve bence birçok ekonomiste herhalde bunların doğru tespitler olduğunu başlık olarak söylüyorum. Detay tabii ki konuşulabilir ama söyleyebilecektir diye düşünüyorum. Şimdi şey tarafına gelince ben uzun konuşuyorsam yani belki soru lütfen cevap hocam. Gideceğiz ama ben öyle aldım gidiyorum ama. Sağ ol hocam. Devam edeyim. Sorulara boşluk kalmasın diye gidiyorsunuz farkındayız. Hoca presle başladı. O yüzden soru boşluğu da bırakacağım ama ben bir iki tespit yapıp bırakayım o zaman. Tabii memnuniyetle. Şimdi ben yıllardır aslında şunu görmek istiyorum bu programlarda ama bu işte 40 sayfalık, 50 sayfalık metinlerin ötesinde ilgilenenler için çok belki olabilir 500 sayfa bile olsa teknik detaylarının ilgilenenlere olması gereken, yani nasıl bir model kesinlikle kuruluyor da bu 3 yıllık tahmin yapılıyor. Yani Türkiye'nin tasarrufu neye göre nasıl artacak? O tasarruf arttığı için nasıl büyüme yatırım artacak? O nasıl cari açar? Yani bir genel denge modeli gerekiyor burada görmemiz gereken. Nasıl bir model, nasıl bir iktisadi yaklaşımla, matematiksel, ekonometrik bir yaklaşımla bu sonuçlara ulaşıldı? Hangi varsayımlar yapıldı? Çok daha detaylı bilgiye ihtiyaç var. Elbette kamuoyunun hani bunu bu detaya ihtiyacı olmayabilir ama ekonomistlerin hepimizin yorumlaması için bu detayı görmemiz bence çok iyi olur. Ama bunu göremiyoruz. Çok genel metinler olarak görüyoruz. Bu bir eleştirim. İkincisi, şimdi enflasyon konusunda doğru bence de Merkez Bankası, yani bu yılı örnek alalım. Çünkü gelecek tahmini yapmanın hakikaten zor olduğu bir dönemdeyiz. Çok büyük belirsizlikler var. En büyüğü de işte daha pandemi, şu anda yaşadığımız bir bilinmeyenlerle dolu bir süreç. Ama bu yılki enflasyon tahmini evet yukarı çekilmiş, daha gerçekçi. Yani biz 12, 14, 16 gidiyoruz. Ama mesela orada dikkatimi çekti. Neden enflasyon düşecek? Orada metinde şöyle bir vurgu var. Gıdada beklenen düzeltmenin etkisiyle diyor. Yani gıdada bir düzeltme bekleniyor. Ama neden bekleniyor, nasıl bekleniyor onu bilmiyorum. Şimdi hocam araya girerek bir şey sorabilir miyim izninizle? Bu tabii alttaki yapılacaklar ya da yapılması düşünülenler başlıklarını okuduğunuzda enflasyonla ilgili çok fazla gıda vurgusu yapıldığına katılır mısınız? Evet. Yani katılır. Sanki evet tabii ki gıda enflasyonu Türkiye'de çok önemli bir başlık ve mutlaka çözülmesi gereken bir konu şüphesiz ki ama çok fazla hikaye bir gıda tarafına şey olmamış mı, dayandırılmamış mı? Katılıyorum yani ben de ona da gelecektim. Yani burada aslında bir sayfaya yakın bir enflasyon bölümü var. Evet. Ve orada ana sorun gıdada daha çok odaklanılıyor. Evet gıdanın çok önemli bir faktör olduğunu biliyoruz ama gıda dışında da çok temel faktörler var. O açıdan bence burada da bir eksiklik var. Hatta yani ana temel hedefin ilk cümlesi enflasyon ve cari açık diye geçiyor. O zaman enflasyonla ilgili daha kapsamlı hani bir dezenflasyon programı bence bizim ihtiyacımız olan. Çünkü bizim ana sorunumuzu çözmek için bu tarafta çok kararlı ilerlememiz gerekiyor gibi de gözüküyor. O nedenle enflasyonun nedenleri ve çözümleri konusunda daha detaylı, daha kapsamlı bir içeriğe de ihtiyaç vardı galiba. Ama şöyle tamamlayayım. Yani neden önümüzdeki dönemde gıdada bir düzeltme, yani bunun etkisiyle 16 olacak deniyor. Bir ikincisi bir noktada şu, kur geçişkenliğinin artık azalan etkisi deniyor. Olabilir. Yani şu anda kurların böyle bir mesela bugünkü tabloyu korursak bu tür bir katkısını görebiliriz. Ama mesela ortalama kur tahmini bugün sevgili Tufan da hani yazmış bir Twitter'da da paylaştı. Ortalama kur tahmini 8.30'larda
Ama bu şu andaki ortalama kuru aldığımızda önümüzdeki günlerde bir miktar kurda hareketlenme beklentisi anlamına da geliyor. Ve o zaman burada enflasyonla ilgili bu beklentiyle çelişen bir durum olabilir gibi. Yani o açıdan teknik olarak böyle birkaç nokta var gördüğüm. Enflasyonla ilgili aslında evet o söyledi, o notlarımda vardı. Önemli bir nokta da o. Bir de belki son bir nokta ekleyeyim, sonra soru cevaplayayım. Mesela cari açığın azalması Merkez Bankası'nın aksine burada bu raporda, bu planda cari açığın bu yılda hani azalsa bile oran olarak artacağı söyleniyor. Merkez Bankası azalma diyordu ama o risk biraz muğlaktı. Birkaç ay mı, yıl sonuna mı kadar. Fakat mesela şöyle var. Kredi hacminin daralması, sıkı para politikası ve kredi hacminin daralmasıyla da cari açığın düşeceği vurgulanıyor. Halbuki biz bugünlerde yine hazine tarafından hani bu kredilerdeki hareketlenme konusunda makro ihtiyacı tedbirlere ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz. Yani bu beklenti o zaman hani bu beklenti cari açık düşecekse o zaman daha ciddi adımlar atmak gerekiyor gibi deyip bırakayım. Notlarım var ama biraz sorulara yer kalsın. Sohbet çok güzel geçiyor ama bir reklam arası verelim hocam, kusura bakmayın. Sizinle böyle konuşmamıştık ama Cumhurbaşkanı'nın konuşması bir miktar bizim vaktimizden aldı. Notlarınızı bir gözden geçirirsiniz hocam. Biz bir reklam sonrası da sizden biraz 5-10 dakika kadar daha vakit isteyeceğiz hocam. Bir kısa ara verelim, dönüşte devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. Hiç biz gevezelik yapmadan direkt Erhan Hoca'ya dönelim. Vaktimiz de sınırlı. Hocanın anlattıkları da değerli. Hocam merhabalar yeniden. Merhaba tekrar. Kurla ilgili sohbetin o kısmına geri döneyim ben. Bir soru hakkımı böyle kullanayım. Sonra da Mert abi bırakacağım. Yani ortalama kurdan hesaplamadan bahsettiniz. Bu aslında orta vadeli programın içerisinde yok ama biz hesaplıyoruz ilgilenenler. Bu arada hiçbir zaman yoktu. Hiçbir yani zaman yoktu. Orta vade programda yokmuş gibi anlaşılmasın da. 2021'de işte hesaplamalar 8.30, gelecek yıl 9.27, işte 2023 9.77, 2024'te 10.27 gibi bir şey çıkıyor. Burası... Peki bunun hepsinin sonunun 7 ile bitiyor olması tesadüf mü? Yani gidip piyango alacak halim yok. Belki de bir işaret. Şakası bir yana, bunlar tabii ortalama. Ve deflatörün de biraz altında, hani deflatör... Biraz teknik bir kavram belki ama şunu soracağım. Yani bu yıldan gelecek yıla bir %12'lik ortalamada bir değişim var. Bu biraz makul gibi duruyor. Ona diyecek bir lafım yok. Ama sanki 2023-24 %5 her iki yılda. 5 küsür. 5.4, 5.1. Tebrik ederim. Ya çalıştık. Ben hiçbir zaman küsurat tutamıyorum abi. İsim ve küsurat problemim var. Orada sanki artık biraz hani kur yeter, yapacağı şeyi yaptı, zayıflamayı yaptı ve artık bir kur stabilizasyonunu ve bu yıldan da gelecek yıla bir miktar daha bir devir olacak belki. Belki faiz indirimleri falan da düşünüldü, projeksiyon içine katıldı. Bir bunu soracağım, hani bir stabilizasyon öne çıkıyor gibi sanki. Ben bir o soruya bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Bu tabloyu yani 11.7, 5.4 ve 5.1'lik Türk lirasındaki değer kaybı eğer realize olursa politik olarak Türkiye ekonomisi rekabetçi kur politikasından vazgeçti diye mi değerlendirmek gerekir sizce? Güzel soru, güzel soru. Ben hiç diğer soruyu sormayayım hocam. Siz buyurun devam edebiliriz yani. Teşekkürler. Şimdi eğer Orkun, sevgili Orkun, senin sorundan başlamak gerekirse. Buyurun. Yani Türkiye hakikaten enflasyonu düşürüyorsa ki bence o yeterli bir düşüş değil ama yani gerçekten 8'lere falan doğru gidiyorsak, 7'lere artı cari açığı azaltıyorsak, orada işte bir takım dönüşümü sağlıyorsak, Türkiye o zaman hem de büyüyebiliyorsak, yani büyüyoruz 5-6 ama cari açık da azalıyor. Bir takım yapısal değişimleri başarıyoruz. Ve enflasyon o zaman, da düşüyor. Evet, Türkiye... Evet, daha fazla sermaye çeken bir ülke olabilir ve TL'nin hafif değerlenmesi söz konusu olabilir. Ama tabii bu varsayımların gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bu sonuçlar cari açık azalıyor. Büyüme var, enflasyon düşüyor kombinasyonu sağlayacak bir ortam gerekiyor. Açıkçası hem küresel olarak hem yerel olarak çok sayıda bilinmeyen var.
Hani bu buradaki tahmin hatası hepimiz için de yüksektir. 2 yıllık, 3 yıllık bir kur tahmini. Dolayısıyla yani o hata payının yüksek olduğunu ama bu varsayımlarla olabilir. Türk lirası çok değer kaybetti. Reel kur endeksi çok ciddi biçimde zaten 94 ve 2001 krizinden daha değersiz bir TL'de olduğumuzu gösteriyor. Ama hani benim buna bir ekleyeceğim şey, Türkiye yani sıkı para politikası, onun tabii çerçevesi tartışılır ama Türkiye bu 3 yılda bu bahsettiğimiz makro cari denge, enflasyon büyümeyi sağlarken bu sıkı para politikasının da eşlik ettiği bir yapıyla oluyorsa, jeopolitik riskleri artma değil azalma eğilimindeyse bu olasılık daha da artabilir. Şimdi Türkiye'de rekabetçi kur politikasından artık geri dönüş mü var? Evet, eğer bu artış oranları düşüyorsa böyle olacak ama reel kur endeksi o kadar düşük bir seviyede ki şu anda böyle bir seyir bile tabii hesaplamak lazım ama reel kur endeksini sanıyorum 70'li rakamlara falan getirebilir ya da pardon 75-80'lere belki çıkartabilecektir. Çünkü dünyada da belli bir enflasyon olacak. 75-80'ler aslında 2001 krizi seviyesi demektir. Yani hala ciddi bir değersiz TL. Belki bir anlamda bu döneme özgü kaybın telafisi anlamına gelir ama hala bir ihracatta Türk lirasının değeri üzerinden bir artış imkanı, bir pencere açık tutma istekliliği de yansır diye düşünüyorum. Yani bu tabloda bile hala Türk lirası görece değersiz kalmaya devam eder gibi gözüküyor. Tabii bu birkaç yıl içinde dünyada da enflasyonla bir ciddi sıkıntı yaşanacak. O açıdan hani biz düşürürken dünya arttırıyorsa bu senaryoda evet değerlenme biraz daha fazla olabilir. Reel kur endeksi bizim o bahsettiğimiz 75-80'de biraz üzerine çıkabilir. İşte o zaman evet rekabetçi kurdan da çıkarak biz bu ihracatta daha fazla başarı sağlıyoruz anlamına gelir. Ama biz uzun yıllar 150-180 milyar dolar arasına giden ihracatı ilk kez bu sene çok da büyük bir gerçekten başarıyla 200 milyar doların üzerine çıkarıyoruz. Hem iç hem dış nedenleri var. Fakat benim gördüğüm buradaki artış varsayımları yani 230-250 milyar dolar bayağı ciddi varsayımların da gerçekleşmesine bağlı. Yani burada yüksek teknolojiye gibi bir dönüşüm olmadan sadece menzili arttırarak ve bu pazar payını koruyarak başarılmaya çalışacak. Türk ihracatçısının buna gücü var, başarabilir ama bu pandemiden çıkış döneminde çok sayıda ülke şu anda bizim elde ettiğimiz pazara göz koymuş ve buradan pay almak için müthiş bir rekabete girecek. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Kesinlikle doğru. Bir de bu seneki ihracattaki başarının yani kuşkusuz en önemli iki gerekçesinden bir tanesi TL'deki zayıflama. Yani bu bir de yani 2 ay önce TL zayıflayınca ihracata bir katkısı olmuyor. Yani ki o da tartışmalı bir kısım da. Yani geçen yıllardan da bir devam eden bir etkisi var. İkincisi Avrupa ekonomisi hocam. Yani siz de birkaç defa yayında bunu konuşmuştuk. Yani Avrupa bu sene toparlanıyor. Hızlı toparlanıyor. Bir krizin peşinden çıkıyoruz. Pandemiden çıkış süreci. Gelecek yıl ve ondan sonraki 2 yılda daha kademeli herkes kendi trendine doğru dönmeye başlayacak. O arada hem bu sizin dediğiniz gibi pazarı koruma çabası hem de bir yandan yeni döneme hazırlık epey bir zorlu süreç olacak. Yani tek başımıza bir dünyada da yaşamıyoruz. Ben biraz şeyi de gördüm. Hani 2023-2024 özellikle çalışılan kur şeylerine, seviyelerine bakınca biraz seçim hani seçime daha öngörülebilir, istikrarlı bir kurla seviyeyle girebilmek çabası da var. Bir de tabii şimdi bu çalışmaların mesela bu orta vadeli program böyle bir haftada yapılan bir şey değil. Yani sonuçta biz de iyi kötü kendi çapımızı yıl sonunda strateji raporları hazırlıyoruz. O raporlar bile en az 1-1,5 aylık bir çalışmanın sonucu. Muhtemelen bugünkü özellikle sevgili Tufan abinin de bahsettiği işte 8.07 bugünkü ortalama dolar kuru ve işte yıl sonu 8.30 olması için 8.70'ler 8.80'lerin içine girmesi belki de bu programa başlanıldığı 1-2 aylık önceki dönemin daha yüksek bir seviyeleri. Kur. Evet yani sonuçta kur da sonuçta burada 2-3 aydır bir miktar aşağı geliyor. Öyle değil mi? Yani
Haklısın. Doğru, doğru. Yani o çünkü son dönemde gerçekten hızlı bir gerileme oldu. Evet, bu da bu resmin içinde muhtemelen var, olabilir gözüküyor. Doğru, katılıyorum yani o yani bu buradaki bu soru işaretinin cevaplarından birisi bu olabilir. Hocam izninizle bir şey de katılıyorum. Buyurun tamamlayın lütfen. Yok yani şeyi ekleyecektim, bu ihracatla ilgili. Hocam o zaman ben bir şey ekleyeyim mi? Çünkü oraya bağlayacağım. İzninizle sözünü de kesmemiş olayım o zaman. Şimdi benim sormak istediğim sorunun cevabını verdiniz ama benim dikkatimi çeken bir husus var. Birincisi, ya söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi dendiğinde ya arkadaşlar yapmayın gözünü seveyim bu gerçekçi bir hedef değil dendiğinde çok ses çıkmıştı. Sonunda işte 250 milyar dolarlara kadar geldi. Demek ki bir şeyler de konuşuluyorsa biraz kulak vermek lazımmış diye bir dipnotu açayım buraya. Ya da hemen kızmamak, karalamamakla. Benim aynen öyle. Siz de anlarsınız diye topa girmemek lazımmış. Kimin anlayıp anlamadığı zaman şey çıkıyor çünkü. Şimdi burada benim dikkatimi çeken şey şu. Ödemeler dengesi başlığı altında sizin de söylediğiniz gibi çok ciddi miktarda, ciddi sayıda ihracat teşviği, ihracatta atıf var. Ama bunların içinde ithalatın azaltımıyla ilgili ben somut, hatta neredeyse hiçbir şey görmedim. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı 2021, 22, 23 ve 24'te yaklaşık 50, 52, 54 milyar dolayında devam eden stabil bir dış ticaret açığı var. Ve bununla beraber ödemeler dengesinin de 2024 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %1'ine kadar inmesi bekleniyor. Şimdi buradaki senaryolardan bir tanesi işte sermaye yatırımları falan olabilir. Orada da benim kafama takılan şey şu, şimdi siz anlatırken. Brüt rezervi işte 115 milyar doları geçmiş ama net rezervi hala ekside olan bir Merkez Bankası bu ödemeler dengesi de gerçekten istenilen noktaya sizce ulaşabilir mi? Teşekkürler. Şöyle şimdi ilk hani ben de girmek istediğim noktadan başlayarak gelmek gerekirse bu ihracatta yavaşlama biraz gelmeye başlıyor gibi birçok anlamda. PMI verilerinden falan da bunu izleyebiliriz bütün dünyada. Bunun bir nedeni bence hizmetler sektörünün açılması tüm dünyada ve işte bizler gibi hanelerin, tüketicilerin hizmet sektörüne talebimizi arttırmamız, işte daha fazla tatile gitme çabası, dışarıda yeme içme, işte bu tür faaliyetlerin artması, bütçede buraya daha fazla kaynak ayırmamıza da yol açıyor. Dolayısıyla hani geçen sene belki bu tür tatildir, yeme içmedir, bu tür şeylerden işini koruyabilenler belli bir tasarrufta bulundu. Bu yüzden de örneğin işte eviyle ilgili bir takım işte tadilat yaptı, bir şeyler aldı, bilgisayar aldı, mobilyasını yeniledi. Çünkü evdeki yaşam artık ofis ve okul haline de dönüşmüştü. Doğru. O nedenle nasıl geçen sene hızlı arttıysa imalat sanayi ürünlerine talep, bizim bütçemiz de sınırsız değil yani hanelerin. Hizmete daha çok para koyacaksak imalata daha az talep yaratacağız. Bu da bizim ihracattaki artış ivmesinin azalması, imalat sanayi büyümesinin yavaşlaması anlamına gelecek. Kesinlikle çok sert düşüş olacağını zannetmiyorum ama bu düşüşü beklemek lazım. O yüzden ihracattaki artış gerçekten iddialı hedefler var. Umarım tutar. Şimdi diğer taraftan evet bence de ithalatın seyriyle ilgili bu cari açığı nasıl azaltacağız, ithalattaki artışı nasıl frenleyeceğiz konusu çok net değil. İşte turizmin katkısı olacağı ya da işte ithalatta bu belki en fazla yeni yeşil dönüşüm, hani bu anlamda bu tür yenilenebilir enerjinin desteklenmesi falan, ama bunlar birer cümleyle geçen konular. Aslında yeşil dönüşümde sektörlerin bu dönüşüme hazırlanması söz konusu. Yani bu doğrudan ithalatı düşürücü bir faktör olarak karşımıza çıkmıyor. Bir cümle var. Petrol, doğalgaz aramaları ile ilgili işte faaliyetler artacak, çaba artacak, belki bütçe artacak. Hani buradan bir beklenti olabilir ama o da zaten 2023 ve sonrası için düşünmek lazım. Yılda 6-7 milyar dolarlık bir tasarruf. Hani bu 3 yıllık bir akışın içinde zaten oradan bir gelir beklenmiyor. Bir de tabii işin orada tartışılabilecek bir boyutu. Bu yeni yeşil dönüşümde
fosil yakıtlara olan talep hızla gerileyebilir. Hani oradaki fiyat hareketleri ya da o fosil yakıtlarla üretim yapma tercihleri de değişebilir. Yani orada soru işaretleri bayağı var. Dolayısıyla ödemeler dengesindeki hedef de oldukça iddialı görünüyor. İhracatta evet bir yukarı trend olabilir. Ne kadar olur tartışılabilir ama büyürken 9-5-5 büyüme içinde Türkiye'nin %1'lere indirmesi gerçekten bayağı büyük bir değişim anlamına geliyor. Yani bizim üretirken ithal girdi ihtiyacımızın azalması önemli oranda anlamına geliyor. Ya da işte biz bir yıl çok altın ithal ederiz, sonra azalır. Geçen sene çok altın ithal ettik, bu sene azaldı. Seneye muhtemelen artabilir. Yani böyle bizim cycle'larımız, konjonktürel hareketlerimiz de var. İthalat ve cari denge, dolayısıyla ödemeler dengesi tablosu yeterince net değil. Bir de tabii kur istikrarı, oradaki hedefler için Merkez Bankası'nın duruşunda bir para politikası çok önemli olacak. Bir de tabii döviz piyasasında o döviz rezervlerinin yeterliliği de piyasadaki denge açısından önemli olacaktır. Son dönemde bir iyileşme var, brüt tarafta özellikle. Ama nette özellikle çok gidecek yol var. Brüt rezervinde, net rezervinde ciddi biçimde artması gereken bir süreçteyiz. İzleyeceğiz o anlamda ama iddialı hedefler olduğunu söyleyip bitireyim bununla ilgili son değerlendirme olarak. Peki, başka sorun var mı hocamızın? Var ama hocayı daha fazla tutmayalım. Aynı kanaatteyim. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bir kere daha kırmadınız bizi. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, sevgiler, selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi haftalar. Erhan Aslanoğlu hocamızla yine bir klasik, yine çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 15 dakikamız var. Ben derim ki ikiye bölelim. Büyüme ve enflasyon biz yokken gelen iki veriden başlayalım. Kalırsa da artık vaktimiz konuşuruz. Mutabık mıyız? Mutabık değiliz. Peki, buyurun. Bizi izleyen insanların bir şekliyle mutlaka döviz ve borsa tarafıyla ilgili merak ettikleri var. En azından o 15 dakikanın bir kısmını biraz piyasa fiyatlaması üzerinden konuşalım. Peki, hemen başla abi. Yok, hayır hayır. Yok, hemen başla. Öyle tamamlayalım. Makroyu sona atalım. Daha makrodan gel, şeyle fiyatlamayı bitirelim. Peki, hızlı hızlı konuşalım. Haklısın, doğrudur. Estağfurullah. Çok çok ciddi önemli değişiklik olmadığı için aslında. Gene de hani konuştuklarımızdan. Ama insanların seve seve soruları var. En bazı azından programlar böyle olabiliyor. İşte makro öne çıkıyor, ne bileyim. Başka bir şey öne çıkıyor. Konuşalım seve seve. Büyümeyle başlayalım. Meşhur şu rekor bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Buyurunuz. Ben görmedim. Eğer varsa özür dilerim. Benim elime geçen orta vadeli program bir PDF dosyası ve orada bir takım grafikler var. O grafikler siyah beyaz olduğu için ne kadarlık katkın, mesela büyüme grafiğinde var bu. Ne nereden geliyor orası çok belirgin değil. Yanılıyor muyum? Benim gördüğüm öyle. Sen de renkli resmi hali resmi gazetenin içinden okudun bizim gibi. Evet. Evet. Ben web sitesinde göremedim ama sonra yüklediler mi bilmiyorum. Yani yoksa da onun bir paylaşılmasında hepimiz açısından fayda var. Onu bir küçük not olarak rica edeyim. Doğru, katılıyorum. Şu rekor büyüme hikayesiyle başlayalım. İkinci çeyrek rakamı geldi. Açıkçası bu işle uğraşan çoğu insan için kenarından, köşesinden sürpriz bir rakam değil. Doğru. Zaten Temmuz, Ağustos gibi, Ağustos başı gibi az çok hepimiz bu iş yani 20'lerde bir yıllık büyümeye gidiyor diye konuşuyorduk. Ama esas önemli olan geçen yıl ikinci çeyrekte ekonominin kapandığını, daraldığını ve bunun yıldan yıla bir değişim olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Yani geçen yılın aynı çeyreğinde yaklaşık %10 küçülen ekonomi, o küçülmenin yarattığı etkiyle bu senenin aynı döneminde yaklaşık %20 büyüdü. Büyüdü. Yani bu işle uğraşan çoğu insan bu detaya girmeden %20'lik bir büyümeden bahsediyor ve bunu hakikaten hayranlıkla, niye biz bu kadar şey yapamıyoruz diye, üstünden geçemiyoruz diye hayranlıkla izliyorum. Öncelikle onu bir söyleyelim. İkincisi, çeyrekten çeyreğe büyümeye baktığında %0.9'luk evet, aslında bir altında ivme kaybı var. Evet. Son 3 çeyreğin en düşük hızında. Doğru. Belki de biraz ihtiyacımız var, bilmiyorum. Çünkü tüketimden falan. Kırılımlarına baktığında çok hızlıca geçiyorum özet, biraz piyasaya vakit kalsın diye. Net ihracat katkısı çok net şekilde öne çıkıyor. Yine İstenilen de oydu. Tüketimden katkı yine net şekilde öne çıkıyor. Bir de bence buna da ayrıca parantez açmakta fayda var. Stoklar orada hesaplamadan dolayı hata payı da var ama stoklar sanıyorum geçen yılın 3. çeyreğinden beri ya da 3. çeyreğinden beri hep eksi. Ben şunu şöyle okuyorum. Biz küresel bu arz zincirindeki problemi
aslında içeride stokları bitirerek evet. atlatmışız ve ihracat böyle gitmiş. Ama dışarıda bu az zincirindeki problem hala devam ediyor. Aslında bu gelecek dönem bizim üretim tarafına bir baskı unsuru olarak kesinlikle. Çökebilir diye düşünüyorum. Seninle. Aynı fikrim seninle. Bir de çeyrekten çeyreğe yine baktığında daha böyle sağlıklı olan budur. İmalat sanayindeki falan o eksi performansa biraz dikkat çekici. Ama bunu biraz Erhan Hoca'nın söylediği bizim tercihlerimizin değişmesi. Yani açıldıkça ekonominin. Biraz dünyanın tercihlerinin değişmesi. Daha o doğrusu çerçevede insanların okumakta fayda yaşamlarının var. Daha normalleşmeye başlaması. O çerçevede de okumakta fayda var. Bir de yani artık şunu da demeden geçemeyeceğim. Hani Merkez Bankası sıkı durduğunda büyüyemiyoruz edemiyoruz. Yani %21.7 ile bunu anlatıyorsak. Bu dönemde politika faizinin sıkılaştığını, Merkez Bankası'nın para politikasının nispeten daha sıkı olduğunu da o zaman gözden çıkarmayalım. Bunu da dikkate alalım. Eğer dikkate almak istiyorlarsa. Ha benim açımdan böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok derken? Yani şöyle, hani faiz sıkı olduğunda büyüyemeyiz, edemeyiz, üretemeyiz gibi bir şey yok. Yani aksine ben öngörülebilirliğin arttığı, daha başka iletişimin sağlandığı taraftan kesinlikle. Hikaye bakanlardanım. Ama bunu aslında bir yerde de kinayeyle söylüyorum. Bütün mesaj verenler açısından en hızlı şekilde benim gördüğüm bu. Bir de son not, üçüncü çeyrekte acaba biz bir durur muyuz artık, biraz nefes alır mıyız diyorduk. Bayağı öncü göstergeler aslında evet. PMI falan, kapasite kullanımı yine üçüncü çeyreğinde kuvvetli geldiğini gösteriyor. Belki bir dördüncü çeyrek hafiflemesi görebiliriz. Bir nebze orada. Belki mevsimsel falan filan dersen ona da yani hiç kolunu kaldırmasa herhalde Türkiye burada çift tane büyüme potaya girmiş gibidir. Hadi yine muhafazakar kalalım. 8,5-9 diyelim. Diyeyim sana sözü devreyim. Valla söyleyecek her şeyi söyledin. Çok fazla vakit harcamaya da gerek yok bu konuyla ilgili. Bir kez altın çizmekte fayda var. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre yani çeyreklik bazda %10 küçülmüş bir ekonominin gösterdiği refleks bu. Tabii ki burada pandemi etkilerinin azalması, hayatın normalleşmeye başlamasında bir etkisi var. Ama benim için önemli olan bir önceki çeyreğe göre olan performans. Orada bir ivme kaybı var. Bu bir bilinçli tercih midir, olması gereken midir? Az önce Erhan Hoca söyledi, yanlış hatırlamıyorsam. BDDK tarafından işte Sayın Bakan'ın söylediği bir takım makro ihtiyati düzenlemeler, özellikle tüketici kredilerinde bir miktar enflasyon baskı yaratmasın diye de bir şey var. Ben hala bugünkü enflasyonun bir talep enflasyonu olmadığını, onu da bir daha söyleyeyim. Bir maliyet enflasyonu olduğunu ama yavaş yavaş bir talep enflasyonu baskısının kendini hissettirme noktasına doğru yaklaştığını düşünenlerden. Benim açımdan sıkıntı demeyeyim ona da. Sen bardağın dolu tarafını anlattın. Ben de boş tarafını söyleyeyim. Bu kadar yüksek büyümüş. Üçüncü çeyrekte de bir miktar belki yani oransal bakıldığında ivme kaybetse de kuvvetli gelebilecek bir büyüme kompozisyonunun üstüne önümüzdeki yıl %5'i koymak aslında o kadar da kolay bir şey olmayacak. Yani düşünsene. Tabii. Bu sene, işte geçen sene 10 küçülmüşün üstüne %21'i koymak kolay da 21 büyümüş, hatta 21.7, 22 büyümüş ekonomisini ne koyacaksın ki ikinci çeyrekte bir pozitiflik yaratacaksın? Onun için yani pek çok şeye ihtiyacımız var. İç talebin körüklenmesi hali bir enflasyon baskısı. Dış talepteki katkının böyle devam edip etmeyeceği şey muallak ama yani aynen Sayın Albayrak Bakanken kendi söylemişti zaten bu koltuğa kimse oturmasa Türkiye ekonomisi 3,5 büyüyor. Bundan sonraki siyasetçinin yapacağı küçük dokunuşlarla işte potansiyeli bulmak, potansiyelin üstüne çıkmak diye. Türkiye yanlış hatırlamıyorsam son 3 yıldır da potansiyelin oldukça altında büyüdü. Şimdi geldiğimiz yer kuvvetli bir büyüme. Bütün dünyada da böyle olacak. Sadece bizde değil. Ama önemli olan sürdürülebilir kılmak ve içeride tekrar makro görünümü bozmayacak bir şeye gelmek. Aslında hocaya şunu soracaktım. Bir kez daha zaman ayırırsa belki bir kez daha birlikte olduğumuzda soracağım. Gerçekten bir hoca olarak öğrencisine bu sıkı para politikasını nasıl anlatıyor? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü yani bir görünen var, bir buzdağının görünmeyen yüzü var. İşte enflasyon faiz ilişkisi var ama arka planda yapılan bir parasal genişleme var. Onların hepsini konuşuruz ama ne olursa olsun %22'lerde büyümüş bir ekonomi. Senin söylediğin gibi %10'ları yakalamaya doğru belki şey olan ne derler? Artık 8,5-9 zaten garanti gibi. Potaya giren %8'lik 9'luk bir büyüme şüphesiz ki insanları mutlu eden. Ama maalesef şöyle serzenişlerle sokakta var. Biz bu büyümeyi hissetmiyoruz diyen çok fazla sayıda bir insan grubu var.
özellikle hizmet sektöründe çalışan arkadaşlar, dostlar, bu ülkenin vatandaşları Türkiye'nin bundan sonraki sürecini hem istikrarlı, makro dengelerini bozmadan bir büyüme yaratması ve bu büyümeyi artık çok fazlasıyla adil paylaşan bir yapıya dönmesi lazım. Bunun içinde gözüken şu ki çalışanın büyümeden aldığı pay geçen yılın daha altında. Evet, yüzde olarak düşüyor iş gücü ödemeleri. Evet. Yani şimdi büyümenin kapsayıcılığından bahsediyorsun. Tüm bu anlattıklarının teknik şeyi o. Ya öyle olmuyor. Niye olmuyor? Çok doğal. Çünkü enflasyon, yani büyürken enflasyon yarattık. Büyürken kuru maalesef kopardık, yukarıya gitti. Böyle olunca da büyümeyi hiçbirimiz hissedemedik. Yani teknik olarak ortada bir büyüme var. Evet, doğrudur. Yani bu siyasetçi açısından da bir başarıdır. Ama tüm dünyada böyle bir yıllık değişimlerin istatistiki problem diyeyim ben buna. Bunun getirdiği bir şey olduğundan dolayı hikayenin bir o kısmı var. Hikayenin bir de başka bir kısmı var. Tabii. Yani eğer daha stabil bir kurla, daha düşük bir enflasyonla bu büyümelere gelebilseydik, başarabilseydik, hakikaten o zaman diyecektik ki %20'lik büyüyorsun. Bak, yıldan yıla ve enflasyon yaratmadan büyüyorsun. Cari açık yaratmadan büyüyorsun. Kuru yukarı baskılamadan büyüyorsun. Yani hadi bu yolu pandemiye yoruyorsun bir şekilde. Ama ondan önceki yıllar da, yani son 2-3 yıldır aslında büyümenin volatilitesinde, oynaklığında çok ciddi bir artış olduğunu söyleyeyim. Haftaya seninle şeyi de konuşalım. Şimdi sen söylerken aklıma geldi. Ben o tüketici kredileri hikayesini aslında bir konuşmak istiyorum. Yani seninle bir tartışalım, kafa kafaya verip. Yani orada bu kez hani doğru zamanlama ya da doğru hamle olmayabilir. Yani süreç açısından ve yaklaşım açısından. İzninle bir şey söyleyebilir miyim? Estağfurullah. Hafta sonu bir yerdeydim. Yanımda iki koltuk yanımda hiç tanımadım. Bir arkadaş oturuyordu. Bir arkadaşla sohbet ederken arkadaşın bir kamu bankasında çalışan bir arkadaşımız olduğunu, kulak misafiri oldum. Belli ki karşısındaki arkadaşla biraz piyasayla ilgili şunu sordu. Abi işte nasıl krediler, nasıl kredi talebi var mı? Kredi veriyor musunuz sorusuna bankacı arkadaşımızın, bir kamu bankası çalışan arkadaşımızın verdiği cevap çok düşündürücü ve senin tezini destekleyici. Dedi ki gelenlerin %80'i borcunu çevirmek için kredi kullanıyor. Kredi notları çok düşük ve kredileri vermiyoruz. Bir de aslında toplumda böyle bir başka sessiz kalabalığın olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Ve şunu kabul edelim ki ekonomi her ne kadar büyüse de insanların satın alma gücü hepimizin çok fazlasıyla düştü. Ben bu kredilerin talebe dönüşmesini değil, mevcut sistemi yüzdürülerek bundan sonraki açılacak belki rahatlamaya kadar kendini işte karaya oturtmadan gemiyi yüzdürme çabası olduğunu düşünüyorum. Ya Türkiye'de maalesef ne İsa'ya ne Musa'ya yarını biliyorsun ki asla öyle bir derdimiz yok. Hiçbir zaman da olmadı ama yani normalde sana bana ya da işte bizim belli bir arkadaş grubumuza diyeyim. Bunlar da bir tutturmuşlar. Yüksek faiz, yüksek sıkı para politikası falan. Ya bir senedir diyoruz ki maliyeyi gevşetelim. Türkiye'nin alanı var diyoruz yıllardır. Varsa pandemin kullanalım. Başından beri söyledik bunu. Ya bir yıldır biz söylüyoruz. Yani. Ve yine biz bir yıldır bütçeyi bir miktar kısmanın yanındayız. Yani açmanın. Uygulama olarak diyeyim. Hani biz şey yapıyoruz, yani sıkıyoruz ülke olarak. Yani tüketici kredileri evet normalde kısalım. Mesela geçen yıl kıssaydık. Yani altın alınırken, döviz alınırken, ama yani şimdi biraz ben borcun borçla döndürüldüğünü düşünüyorum. Net. Senin gibi. Net. Ve çok zor durumda olan belli esnaf var, insanlar var. Çalışmayan uzun zamandır belli bir kesim var. Çok affedersin, sözünü bitir. Yani bunları şey yaparak, yani burada senin biraz önceki cümlen çok önemli. Sistemi kilitleyebilirsin. Yani tüketici kredilerini kısalım. Yani ama hala pandemideyiz yahu. Geçen gün gene bir kulak misafir oldum. Bir arkadaşla sohbet ediyor, kendi arkadaşıyla. Dedi ki yanlış hatırlamıyorsam %2.2 ile borç aldım. Gerçek kredi aldım, pardon. Öbür dedi ki ya 2.2 ile şey alınır mı? Daha düşük şeyde bankalarla. Dedi ki o daha düşük oranlı kredi kullandıran bankalar bana kredi vermiyorlar. Ve benim bu krediye ihtiyacım var, bu nakliye ihtiyacım var. Ve artık şeye bakacak noktada değilim. Kullandırılan kredinin faizine bakacak noktada değilim. Aldım ve kendime işte bir soluklanacak alan yarattım. Yani onun için bence çok ince ustalık gerektirecek bir noktaya geldi bu konu. Yani öyle aktif rasyosu ince ustalığı değil. Ama hakikaten bir ince yaklaşmak lazım abi. Yani çok insanı, çok aileyi ilgilendiren bir şey. Çok ciddi satın alma gücünde düşüş.
Yani marketlerde falan çok ciddi pahalılık var. Hayat pahalı. Sadece korkunç. Marketler değil, korkunç. Her yerde. Bir onu söyleyelim. İkincisi, bir de işin daha teknik tarafı. Süre isteyecek miyiz reyze? İstedim bile ben sen konuşurken. Bir de işin şu hikayenin şu tarafı var teknik olarak. Şimdi kamu bankaları ile özel bankalarsa da yazılı olmayan ama son 1-2 yılda da şöyle bir iş bölümü var aslında. Kamu kesimi, kamu bankaları daha böyle KOBİ tarafına kredi kullandırırken özel bankalar bir bakıyorsun tüketici tarafında şey yapıyor. Bireyselde yani. Bireyselde yürüyor. Yani o zaman buradaki bir yani sınırlama anladığımız kadarıyla çok zorlama şeklinde olmayacak gibi anlıyorum ama yani bu tarafta özel bankaları da baskılayabilir. Yani bir de teraziyi de dengeli götürmekte fayda var. Bunu ama konuşalım hakikaten. Şimdi çok sıkıştırdım ben, paketledim. Yani yeni böyle bir kanalını açan insan da bundan niye bu kadar hızlı hızlı konuşuyorlar, ne aceleleri var diyebilirler ama biraz durum bu. Ya da direkt piyasaya geçelim. Enflasyonu konuşmaya çok yani bir şey yok. Konuştuğumuz gibi zaten. İki başlık. Bir tanesi kur, bir tanesi borsa. Kur tarafında benim kafamdaki dip seviyeye kadar gelindi. Sen hatta daha aşağıdan olabileceğini söylemiştin. Çok o etrafta dolaşıyor. Yani aşağı geçme ihtimali bence kuvvetleniyor. Yani 8-10 diyenler var, 8-15 diyenler var. Ben bugün baktığımda yani 8-03'e kadar bir alan açılıyor bence. Ya zorlasan 8'in altı da var da. Aynen, zorlarsan 8'in altı da var ama şunu söyleyeyim. Hala talep devam ediyor. Yani son açıklanan Merkez Bankası istatistiklerinde gerek bireyselin gerek kurumsalın talebi var. Hala aynı fikirdeyim. Sorun Türkiye'de kurun seviyesi değil artık bu noktadan sonra. Yani yarın kalksın 10 lira gitsin kimsenin umurunda olmaz bir mana çıkmasın. Ama bu noktadan sonra daha da sert biçimde değer kazanmış bir Türk lirasının ben gerçekten Türkiye'nin herhangi bir makroekonomik sorununun çözümüne katkı sağlayacağını değil, aksine ihracat ithalat dengesi üzerinden başka bir baskıyı beraberine getirebileceğini düşünüyorum. Ama gördüğüm şu, 8.50 aslında teknik olarak 8.47 ama psikolojik olarak 8.50'nin üstüne atmadığı sürece bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Merkez Bankası konuşuruz zaten, pas geçmesi gerektiğini ve pas geçeceğini düşünüyorum. En azından Eylül toplantısı ama yıl sonuna kadar bir faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Borsa tarafına gelince de son kapanış seviyesini gerçekten hatırlamıyorum ama 1470'in üstüydü yanlış hatırlamıyorsam. 1470'in üstünde kaldığı sürece bir yukarı gitme iştahı var gibi gözükse de bir patinaj çekme hali de çok net gözüküyor. Hala işte bugün hava yolları al, yarın bankaları al. İşte böyle bir mevcut şey. Çok küçük para girişleri var. Hacimlerde, gerçi bugün Amerika'nın tatil olması nedeniyle bir şey var ama hala bu hacmin bizi 1500 ve 1500'ün üstüne atmaya yeteceğini düşünmüyorum. 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne kaldığı sürece pozisyonumu hala taşırım. Değil mi? Ben de bir küçük özet yapayım, ondan sonra da kapatabiliriz. Kurla başlayayım. Yani kurda kullandığımız teknik seviyeler ya da bir grafikten yardım almak falan, bunlar aslında ana konjonktürlü, ana hikayeyle bizim yanında böyle salatanın üstünde kullandığımız bir sostur. Tek başına gitmez. Doğru. Konjonktürle ilgili bir şey. Şu anda yani TL'nin değer kaybetmesi için bir kağıdı ikiye bölüp yazın maddeleri. Ne gerekçeniz var? Değer kazanabilme potansiyel açısından ne gerekçeniz var? Belirsizlikleri ve öngörülebilirlikleri bir miktar yazabilirsiniz. Şu aşamada piyasanın endişesi aslında son 2-3 aydır erken bir faiz indirimi ihtimaliydi. Şimdi o biraz ötelendikçe, döviz arzı, turizm bu taraftan sağlandıkça çok ciddi bir politika hatası da yaz aylarında yapılmadı. Şimdi Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şimdi, aslında konuşamadık. Jackson Hole'dan gelen güvercin. O da var. Onu da konuşamadık. Onu da haftaya konuşalım. Piyasa mesajları var. Piyasanın algıladığı mesajlar şimdi var. Şimdi böyle olunca bir miktar TL lehine bir alan var. Yani gün sonunda çok böyle NATO kafayla yaklaşmaya gerek yok. Haziran sonundan bugüne Türk lirası dolar karşısında %5 değer kazanmış. Böyle bir gerçek var. Değer kaybının yanında, gereksiz değer kaybının yanında Mart'tan bu yana. Tamam mı? Onu bir köşede tutalım. Şimdi böyle olunca da rüzgara bakmak lazım. Yani eğer, hep söylüyorum bunu, Mayıs'tan beri anlatmaya çalışıyorum. Merkez Bankası şu faiz patikasına dair, politikaya dair biraz daha, bir tık daha öngörülebilir bir mesaj verse, burada çok daha fazla TL adına, yani insanlar da bir nefes almak istiyor. Bunun bir psikolojik tarafı da var. Tabii fiyatlamalar canım. Açısından da, herkes açısından da. Bir oyun alanı ben olduğunu düşünüyorum. Ben katılmadım. Hiç yalan söylemeye gerek yok ama geçen haftaki yatırımcı toplantısında şu yabancı para mevduat artışı ile ilgili bir soru gelmiş galiba. Ben de yok. Sayın katılmadım. Başkan'a. O da bir efektif girişinden de bahsetmiş sisteme, işte yaz ayları
gelip yatırılıyor falan. Sonuçta hani yabancı para mevduatları arttığında bunu tamam satın alma ya da dolar defalarca alma ya da euro alma bunu. Değil. Altını da kapsıyor, kıymetli madenleri de kapsıyor, dışarıdan içeriye yatırmayı da. Ya da evdeki parayı alıp getirip ya da kasandaki parayı evet. sisteme soktuğunda İşin da gözüküyor. Hikayenin bir o kısmı da var. Ben zamanında, ben ya başka meslektaşlarım da istemiştir ama ben rica etmiştim. Şu kur etkisinden arındırılmışı evet. da yayınlayın da. Şimdi bir kere daha rica ediyorum. Diyorum ki şunu bir de EVDS'ye şu kendi data sisteminizin üstüne geriye dönük de koyun. Ben seri de, olarak analiz edelim. Evet birazcık daha. Öngörülebilir olsun ya da şu sisteme girişler falan bunları geç de olsa gecikmeli de olsa 3 ay 6 ay belki bunları da açıklamakta bir miktar faydalı olabilir. Ne kadar soru işaretini azaltırsak bu noktada bu kadar iyi olur. Bir de yine o son toplantıdan yansıyan mesajlardan işte biraz çekirdek enflasyonun öne çıkması falan enflasyonu çok konuşamadık vaktimiz kalmadığı için ama ya sanki bir Merkez Bankası ben hep derdim Kasım'da yani yapmaması daha iyi ama yapacaksa sanki biraz Kasım gibi ihtimal veriyorum derdim. Ama sanki bir Ekim toplantısında ben Ekim'de bekliyorum. Eylül'deki FED toplantısının ardından bir sanki denenebilir gibi bir sorgulamaya başladım ama birazcık daha zamana ihtiyacımız var ama Eylül'de hakikaten zaten bir şey yapması da beklenmiş şu enflasyon ortamında, şu yani görünüm ortamında. Benim düşüncem, pardon sözünü kestim. Yok, benim yok. Düşüncem 150 puanlık bir faiz indirimini yıl sonuna kadar yapacağı. Onu da kuvvetle muhtemelen Ekim, Kasım, Aralık aylarında yapacak. Bak o bile yani ya herkes iyi kötü değil mi? Marjını daralttı. Yani faiz indirim marjını daralttı. Onu bile ya 50 çarpı 3 yapmakla 75 çarpı 2 yapmak ya da 100 artı 50 yapmak ya da bir kalemde 150 yapmak. O kadar çok fark var ki. Tabii. Ya bu konuştuklarımız bir bakmışsın kurda. Hani dolar TL üstten söyleyeyim. 8 ile 8.60-8.80 arasında bir dalgalanmayı bile neden olabilir. Ya Orkuncuğum bak kaç haftadır aynı şeyi söylüyorum her yerde. Afaki söyledim bu arada dalgalanma boyunu. Bugün kaç? 6 Eylül değil mi? Artık son çeyreğe giriyoruz yani neredeyse. Son çeyreğe girmek üzere olduğun şu günlerde hala ülkede genel manada yıl sonunda kurun, faizin ve enflasyonun kaç olacağı konusunda bir konsensüs kurulamıyorsa, oluşmuyorsa bu çok ciddi sorun demektir. Yani 8 liralara gitmiş bir kur görebileceğin gibi işte 8.80 zirvesine gitmiş bir kur da görebilirsin. İşte 19'da bıraktığı bir enflasyon, pardon faizi gördüğün gibi belki düşünülenden daha yüksek bir faiz indirimi yaptığını da görebilirsin Merkez Bankası'nın. Ama bunlar netleşmediği sürece işte burası zaten belirsizlik kısmı. İşte o tedirgin edici hal bu. Ya da hareketi sınırlayan. Tabii. Değil mi? Alanı sınırlayan. Aynen. Bak borsa geldi 1500'e takıldı. Bu kadar şey konuşuyoruz. TL %5 değer kazanmış diyoruz. 10 yıllık tahvil faizin nerede? 17. CDS'in nerede? 360'ız takıldı kaldı. Yani senden sonra gelenlerde, 180'lerde. Birazcık daha oyun alanı nefes aldırmak lazım. Yani bak bu kadar şey oluyor. Hiç kimse risksiz faiz oranını aşağı yönde güncellemekten bahsetmiyor. Aynen öyle. Ya 15 alanlar bile mesela biz 15 kullanıyoruz. Bize bile düşük diyorlar tartışmalarda. Yani birazcık daha öngörülebilirliği artırmakta fayda var. Bizim konuşacaklarımız bitmez ama bizden sonraki arkadaşlara da ayıp olmasın. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Senin de Erhan Hoca'ya da tekrar teşekkür ederiz. Erhan Hoca'ya teşekkür ederim. Seni de çok özlemişim. Aynı şekilde. Rejideki arkadaşlara teşekkür herkese ederiz. Herkese çok teşekkür ederiz. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya inşallah sağlıkla karşınızda oluruz. Siz de aynı şekilde olursunuz. Kaldığımız yerden devam ederiz. İyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz. Evet.